Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30-qissa. Bugün 14-qissa şayet Allah bizning günahlarımızdan ötse. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet qilingan hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. İnne raculan lam ya'mal hayran qat ve kana yudayinun nase fe yekulu li rasulihi khud ma tayassara ve truk ma asura ve tecavaz leallallahu en yetecavaz anna. Qarz aldı berdi, bermey qoyish, keçib yuborish, tanish manzara. Odam bor ki haqqi bor, odam bor ki qarzi bor, odam bor ki mana shu muomalasi bor. Şu orunda qanday bir fe'l, qanday bir ish tutishlik kerak musulmonlarda. Payg'ambarimiz aytadilar. Bir kishi bor edi. Hech qanday savob amal qilmagan edi. Birorta savob amal qilmagan edi. Ammo bu odam odamlarga qarz berar edi. Elchisini, haqlarini talab qilib yig'ib kelishig uchun yuborayotib, unga imkon bo'lgan odamdan ol. Imkoni yo'q, qiynalganini ko'rsang, qo'yib tur, kechirib yubor. Şayet Allah hem bizni günahlarımızdan ötse adı koyar idi. فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ اَمِلْتَ خَيْرًا قَطُ. Mana şu kişi vefat etti. Allah Azze ve Celle'nin huzuru da turgani da unga Allah bironta yaxshilik qilganmisan dedi. Acip ha? Bironta yaxshilik qilganmisan? O günde birodarlar oshiqcha gapira olmaymiz. Birorta oshiqcha gapira olmaymiz. Alloh taoloning mahkamasida Alloh izn berganlargina gapiradi va ular ham rost gapiradi. Qala la illa annahu kana li g'ulamun va kuntu udayinun nasa. Yo'q dedi hali kishi. Faqat meni bir g'ulomim bor edi, odamlarga qarz berar edim. Robbisiga javob beryapti bu odam. U g'ulomimni odamlarni oldiga qarzni undirib kelishig uchun yuborayotgan vaqtimda unga imkoni bo'lgandan ol. Imkoni bo'lgandan ol. Qiylanganini qo'yib tur, kechib yubor. Shoyat Alloh bizni gunohlarimizdan o'tsa der edim dedi. Qolallohu ta'ala qad tajavaztu anka. Alloh azza va jalla unga seni gunohlaringdan o'tdim dedi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi shu hadisdan olinadigan xulosalar, saboqlar. Birinchidan, bu kishi o'zini xizmatkorini haqlarini undirib kelishi uchun yuborar ekan, unga yumshoq bo'lgin deb buyuryapti. Berishlikka qodir bo'lsa, ol. Agar qiylanib turgan bo'lsa, o'tib tur ozgina. Yoki kechib yubor. Shoyat Alloh bizdan nima qilsa, kechib yuborsa. Endi haqdor odammi? Haqqi. Unga ham pul kerak. Ammo qodir bo'lib turib bermayotgan odamdan boshqacha muomala bilan undiriladi. Endi iloji bo'lmay turgan paytda ko'ramiz birodarlar. Uyini tortib olganlar bor. Bola chaqasi bilan chinqiratib, qon yig'latib ko'chaga haydab yuborganlar bor. Mana shu ishi tufayli yana qanaqa deng, bu haqdor unga 1 yil, 2 yil muhlat berib qo'ysa o'lib qolmaydigan holatda bo'ladi. O'zi o'sha uyini sotib qarzga berib ko'chada qolayotganlarni qarasangiz, o'zi asli bu mavzudan chiqish bo'lsa ham aytay. Alloh bergan kuriga rozi emasda. Olondaqa mashina minsa, manondaqa uy solsa, manondaqa to'y qilsa, protsentga pul olgan. Birodarlar, mana shu qarzga kirayotganlar aksariyatini qaranglarda. Bola chaqasini qonini boqa olmay qolib, majbur qarz olgan emas. Dunyo maydonida, dunyo latalutasida, bino imoratda orqada qolib ketganligi uchun olgan boshqalarga yetaydi. Uni do'pisini bunga kiygizgan. Tanish manzara. Bundan paloncha pul oladi-da bunga beradi, shuna qilib oxirini oladi, qopga tushadi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, agar bir odam qul o'zini ozod qilishligi uchun birodan qarz olib, o'zini ozod qilib olib, uzoqmay o'lib kelsa, Alloh rozi qilib qo'yadi haqdorni. Uylanishlik uchun o'zini pokiza iffatini saqlashlik uchun uylanaman deb qarz olib bir yigit
uzamasdan ölüp kese Allah-u Teala razı koyadı ve hak daladı kıyamet günü de. Bala çakasını bakamazdan, kıyılengene de mecbur karz alıp ölüp kese Allah razı koyadı mı diyor adamı? Yani bir yerde karz alıyorkenler ki, toyda 300 alış yere bir nasıl kalır, barıp, madem pul aldım deydi. Pişti, pişti, toyen boladı, limuzinler hem çıkadı, 300 dolarlık emekler hem geldi. Şahsen ben bir toyga etkenlerden lanıştığa vardım, 50 metre koyduğumda kiramasından kaytıp gittim toydan. Çünkü mendek geldiğinde 3'te kenarda kop koyuptu, 50 metreye barıp olmayıydı. Ben yüreğim kötarmasından kaytıp gittim üçlerine, üyde gez körüp durdu. Yani ateye kaladım, hani kirip gülü kendi şu oladı da. İsrabı sırabbas mı bu? Çünkü ülkeler ısrab bana şunarsa, közülerde katta açıyla. Hüttü limuzin ısrab bu gendaka. Ne demediler? Bir de kirmaşına beri oğul bala, 300 dolar gel. Ben hemen de kılımda kirmi yok kadar, sen de köprü vakti koladık elinde. Yasan tutsan ki gel. Çıkıp gitti ya mavzudan. Lekin kere etmesi bu miydi? Etmesi bu miydi? Muamalada yumuşak buluştuk, halim buluştuk, bandana Allah Teala'nın rahmeti yetiydi. Halil abi, bitti hem sahip kumagen yani adam. Bitti sahip kumagen. Lekin hakkını öndürürken payette yumuşaklık kıyanlık için, muamalanı halim kıyanlık için Allah keçilvarı yaptı. Bu kandı bir uluk ibadet, halim buluştuk, mula yumuşak buluştuk. Bana şu halimlik, rifk, yumuşaklık degen nesası bilen biz ortamımızda yoğun bulup getirdik için güdü köp hayriyette mahrum bulup kalı yapız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler İnna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah mulayim, yumuşak zat, mulayim muamele kıladı. Ve yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala l'unf. Harin, katkolikke, şiddetke, kopallikke vermegen narsanı yumuşaklikke veredi. Bora kelib turib, do'q qilsa siz ham narsa bergingiz kelmaydi-ku. Kelib turib yumshoq muloyim gapirsa, nima qilasiz? Shuning uchun juda ko'p xayriyatlardan mahrum bo'lib qolayotganligimizning sababi ukalar. Mana shu halimlik degan sifat bizda yo'q bo'lib ketyapti. Chunki Alloh halim odamga, shiddatli odamga bermagan narsalarni beradi, deyapti. Bizni zamonimizda halim bo'lsa, yumshoq bo'lsa, hali nima deydi? Zaiflikdi, slabiylikdi belgisi-da u. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buradalar halim zot bo'lgan. Alloh azze ve celle halim zot, Alloh taolo rafiq zot. Mana shunday bo'lgan insonga boshqalarga bermagan narsani beradi. Halim bo'lishlik, muloyim bo'lishlik. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ala ukhbirukum biman yahrumu alan-nar aw biman tahrumu alayhin-nar ala kulli qaribin hayyinan layyinin sahlin." O'tga harom bo'lgan yoki o't unga harom bo'ladigan kishining xabarini beraymi? Bir odamda aytaymi, o'tga harom bu odam. Bu odam o'tga harom. O't ham bu odamga harom. Kuymaydi bu. Har bir yumshoq va muomalasi oson, halim kishi. Shu sifat bilan sifatlanmaymi? Birinchi oilamiz bilan. Birinchi oilamiz bilan. Oilamizga lutf bilan muomala qilsak, ini tashqariga qila olamiz. Tashqariga ilojimiz yo'q, halim yumshoq supo bo'lamiz. Chunki ko'tarishmaydi ular. Uydagilar nima qiladi? Mana bugun borib ichib masalan bir kun halim bo'laylik. Dadasi. Chunki bir kun bo'lsa ham lutf bilan muomala qildingiz. Ini o'sha qiling-da o'ziga ham yoqadi-chi. O'ziga ham yoqadi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda endi halimlikni hozir yetkazib qo'yaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bir to'p yahudiylar kirishlikka ruxsat so'rashdi. Kirishdida assalomu alayka ya Muhammad deydi. Assalomu demadi, assalomu alayka. Sam degani zahar degani, yoki o'lim degani. Tez aytganda assalom bilan assalom bir xil o'xshaydi. Ey Muhammad, senga o'lim bo'lsin deydi. Shunda Oysha onamiz roziyallohu anha boradida aytdilarki, faqolat bal alaykumus sam va lana, balki sizlarga o'lim va la'nat bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Aisha, innalloha rafiqun yuhibbu rifq fi amri kullihi." Ey Aisha, Alloh rafiq, halim zot,
her bir işte halimliydi, yaxşı görürdü dedi. Ya Resul, eşitmediniz mi? Sizge ölüm tıraştı degene de, ahir eşitmediniz mi? Ve aleykum, sizlerge de koydum dedi. Hani ölüm tıraken adamın cevap ham, hut şunu kadar cevap bulsayım, lakin yumuşalıyım lan. Şuna lige, senge ölüm bulsun dedi, sizlerge yandır. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın duası icabat bulanırlar. Şuna lige, hatta bana şunu yapırken adamın kopal cevap donuge, yumuşak cevap verdi Peygamberimiz Aleyhisselam. Mana payg'ambarlarda tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, Musa va Harun alayhimassalomni yer yuzida yashab o'tgan zolimlarning eng kattasi bo'lgan Fir'avnga yuborib, "Idhaba ila Fir'auna innahu tog'a, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Qarang, eng ulug' payg'ambarlarni jo'natib, eng ablah odamni oldiga, "Men xudoman" degan Fir'avnni oldiga jo'natib aytayapti. İki aylar barıyla Firavun oldu ki, elbette o haddinden açtı ve onge mulayim sözlü sözlüyle. Şayet esletmezse ya ki korksa. Biz kopal yapırken adam gibi, biz cevap katırken de, biz Musa Aleyhisselam'dan evzelmez miyiz? Doğru mu? Raporamızda turgan adam Firavun'dan yamanmaz. Biz Musa'dan yaşamaz mıyız? Raporamızda turgan adam Firavun'dan yamanmaz. Şimdi, roparamızda turgan odamdan yomon bo'lgan Fir'avnga, bizdan yaxshiroq bo'lgan Musoga yumshoq gapir deyapti Alloh. Da'vat ham muloyim bo'lar ekan-a. Da'vat ham halim bo'lishli kerak ekan-a. Tushunaligi ukalar. Agar kimdir namozga chaqirsak, islomda bir go'zalligini, sunnatda chiroyli ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lsak, muloyim gapiraylik, chiroyli so'zlar tanlab gapiraylik. Mana aytdik birodarlar, Alloh taolo yumshoqlikka, halimlikka bergan narsani boshqa hech qaysi narsaga bermaydi. Qaranglar-da, shu ko'p xayriyatlardan mahrum bo'lib qolyapmiz birodarlar. Qur'on yodlamayapmiz. Qur'on o'qigan vaqtimiz bo'lmayapti. Xayriyatdan mahrum bo'lganimizmi shu? Odamlar orasida mehr-oqibat ko'tarilyapti. Xayriyatdan mahrum bo'lganligimizmi shu? Kichiklar kattalarni hurmat qilmaydi. Kattalar kichiklarga shafqat qilmaydi. Xayriyatdan mahrum bo'lganimizmi shu? Nima sabab ekan shunga? Halimlik, yumshoqlik, muloyimlik ko'tarilib ketibdi biz oramizda. Hammamiz bolaligimizni eslaylik. Amaki tog'alarni yumshoqroq gapirgani hammamiz yaxshi ko'rganmiz. Dag'aroq, sabr qo'poroq bo'lganda nima qilganmiz? O'zimizni olib qochganmiz. Barakani ko'tarilayotganligi, ilmga yetolmayotganligimiz, mana shu xayriyatlar bizdan qochib ketyapti, sababi mana shu sifat yo'q. Halimlik haqida Imom Muslimda qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam man yuhramu rifqo yuhramil khayra kullahu. Kim yumshoqlikdan, muloyimlikdan mahrum bo'lgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan mahrum bo'pti. Shunaqa birodalar, yumshoq, muloyim bo'lishlik Alloh taolaning siz bilan bizga aytgan bergan buyrug'i. Ikkinchidan, Alloh taolo bandasidan so'radi. Biror yaxshilik qilganmisan dedi. Nima Alloh bilmasmidi? Savol. Nima uchun bunday? Alloh taolo o'zini fazlini ko'rsatish uchun so'radi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum. Alloh taolo ularni oldidagi ham, orqadagi narsalarni ham nima qiladi? So'rayotganligi sen hech narsa qilmagansan, bilib qo'y deyapti. Bildirib qo'yapti. Alloh taolaning fazlini ko'rsatish uchun bu. Uchinchidan, banda nima dedi? Yo'q dedi. Nimaga? Ha, qilganman demadi. Chunki la yatakallamuna illa man adina lahur rohmanu va qala savoba. U kunda dedi Alloh, ular insonlar so'zlay olmaslar. Faqat u mehribon zot izn bergan kishilargina so'zlar va ular ham faqat rost so'zlar. Mana shu tilimiz hamma qilgan ishimizni beradi hisobini. Şu tilimiz bilan aytib beramiz qilgan gunohlarimizni. To'rtinchidan, haqdor odam agar undan qarz olgan odam holi nochor bo'lsa, din ahlidan bo'lsa, musulmon bo'lsa, ibodatdagi bo'lsa, odam bo'lsa, agar imkoni bo'lsa, kechib yuborsin. Agar kechib yuborishning imkoniyati bo'lmasa, muhlat bersin va yumshoqlik bilan muomala qilsin.
o'sha hozir haqdor kelib taqaydi degan holatda turgan qarzdorni holatini bir tasavvur qilib ko'ringlar-da. Yegani yelim, kiygani kafan bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir musulmonning qalbidagi qo'rquvini chiqarsak, musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizsak, dunyodagi eng katta ish. Payg'ambarimiz aytganlar, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi dedi. Agar kimdir haqdor bo'lsa, biror odam bera olmasdan biladi, bo'lganda beraradi, ilojini qila olmayapti, qiynalib yuribdi. Kechib qo'yishdek agar qo'lingizdan kelsa, shu pulga muhtoj bo'lmasangiz, kechib qo'yadigan bo'lsangiz, shoyat Alloh sizni ham gunohingizdan qiyomat kuni o'tsa. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni halim, muomalasi yumshoq va gunohlari Alloh taolo tomonidan avf qilingan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.